Polen alerji belirtilerimiz varsa polen alerjilerinden korunmamız gerekiyor. Bir kere Mart, Nisan, Mayıs aylarında polenler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu polenlerin ortaya çıkmaya başladığı zamanlar özellikle havanın sıcak olduğu saatlerde polenler en fazladır. Bu nedenle hava sıcakken Mart, Nisan, Mayıs aylarında dışarıya çıkmak istiyorsak, çünkü etraf güzel, hava güzel, etraf canlı, bu havalarda dışarı çıkmak istiyorsak muhakkak yanınızda gözlük almayı unutmayın. Bu şekilde bir gözlük alıp, gözlüğü takarak gözlerimize polenlerin yapışmasını engelleyebiliriz. Bunun dışında burnunuzdan nefes alıp verin. Neden burnunuzdan nefes alıp vermek önemli? Burundaki kıllar polenlerin yapışmasını sağlayacak ve burnun içine girmesini ve akciğerlerimize girmeyi engelleyecektir. Onun için burnunuzdan nefes alıp vermeyi çalışın. Bunun dışında dışarıda çok kalmışsak sık sık elimizi yüzümüzü yıkayalım. Burnumuzu suyla gargar edelim ki polenler çıksın. Eğer hava sıcakken polen mevsiminde dışarıda çok vakit geçirmişsek akşam eve gidince hemen kıyafetleri çıkaralım. Ayakkabıları da kapının dışında bırakalım. Çünkü polenler bütün her yere yapışmaktadır. Ve duş almamız gerekiyor ki polenler bütün vücudumuzdan da çıksın. Bunun dışında evde çamaşır kuruturken balkonda kurutmamaya çalışın. Çünkü balkonda kuruttuğunuz çamaşırlara da polenler yapışmaktadır. Onun için bahar mevsiminde polen alerjisi olanların balkonda çamaşır kurutmamaları gerekmektedir. Polen alerjisine karşı korunmanın diğer yöntemlerinden bir tanesi de burnumuza bir jel sürerek, bu şekilde bir jel sürerek burnumuzdaki bu jelin polenlerin burun içine girmesini engellemesini sağlıyoruz. Bakın burada burun jelimizi alıyoruz ve burun etrafına sürüp, arka sürüp burada polenlerin burnumuza girmesini engelleyebiliriz. Bu da fayda sağlamaktadır. Sonuç olarak polen alerjisi belirtisi olanların çeşitli önlemler alması ve bu önlemlerle korunmaya çalışmasında fayda vardır. Ne demiştik? Gözlüğümüzü takmayı unutmayalım.